Ha. Ben asıl göstereceklerimi size göstermedim. Sual haftaya kalsın. Bakın. Yakına getirebiliriz. Homoseksüeller yürüyor. Aynen. Her yerdeyiz diyor. İnterseksim, transım, biseksüelim, lezbiyenim. 2016 Dünya Kadınlar Günü'nde CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin billboardlarında kullandığı kutlama afişi. Bunun aleyhine bir Kemalist konuştu mu? Bir fıkra yazarı gördünüz mü? Kendileri yürüdü hocam. Bunu bir belediye, Halk Fırkası Belediyesi billboarda asıyor. İftihar ediyor bu ahlaksızlıkla. Hepsi bu kadar olsa. Gene ahlaksızların Beyoğlu'nda yürümesi. Pankartla. Bunlarla yine bir yazı gördünüz mü? Böyle rezillik olun burası Müslüman memleket diyen oldu mu? Bayar. Bak delikanlı. Dikkat et. Atatürk'ü sevmek bir ibadettir. İbadet. Allah'ın emri. Gel sen oku göster bunları ya. Levent, başlığını okuyacak. Tamam abi. Hocam. Ha. Levent Üzümcü. Aranda 1400 yıl fark olan adamla aynı zaman diliminde yaşamanın zorluğuna ilaç olur mu demokrasi? 1400 evvel yaşamış adamı nasıl uyacak? Peki. Buyur. Denizli Vali Yardımcısı Mustafa Güney'in dünya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir lider istiyor sözüne istinaden CHP Milletvekili Ali Kavak Atatürk gibi bir lider varken peygamber gibi lider bekliyorlar dedi. Ne mana? Anlayın. Peygamber CHP Milletvekili Eren Erdem Türkiye ile İran karşı karşıya gelirse İran safında olurum. Bu Türk milletini mi temsil ediyor şimdi milletvekili? Yaşar Nuri Öztürk. Kadın ile erkek anlaşarak ilişkiye girerse zina olmaz. Mustafa İslamoğlu. Peygambere salavat getirmek yağcılıktır. Allah'ın emri. İnnallâhe ve melâketehu yusallûne alen nebi yâiyyüllezîne âmenû sallû aleyh. Allah'ın emri, yağcılık. Buna kimse ne diyorsun demiyor. CHP Milletvekili Ceyhun İrgil, hilafet çağrısı alçakça bir saldırıdır. Papa dursun orada, halife olmasın. CHP Milletvekili Eren Erdem, bunu okuduk hocam az önce. Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 Nisan resepsiyonunun iptal edilmesini protesto eden emekli 68 yaşındaki Ferhat Gedikli, hükümet meydanındaki anıta çıkarak Atatürk heykelinin gözlerini kırmızı kuşakla bağladı. Şevval Sam, başörtüsü benim için tekstil malzemesi. İnsan dünyaya çıplak geldi. Hayvanlar gibi çıplak geçiyor. Bunlar işte imzaların... Dövmeler kafasına, kafasına arkadan Mustafa Kemal'in silüetini yapmış. Koluna imzayı atmış. Burada ne yapmış? Bu da şey saat yerine yapmış hocam. Ha, saat yerine. Bu da bu şu şey yan tarafa yapmış. Yanına şeyini yapmış gölge halinde resmini. Bunlar ne yapın diye. HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder eşcinsellere destek için Taksim'de. Mustafa İslamoğlu, Hazreti Adem'in babası vardır. İzmir'de 4 milyon TL'lik Atatürk rölyefi. İzmir Buca'da 42 metrelik boyuyla Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 10. büyük rölyef projesi 3 yılda tamamlandı. Daha oymuşlar. Mustafa Kemal'in rölyefi yapmış. 4 milyon liraya mal oldu. İhsan Eli Açık.
Namaz, oruç, teferruat, başörtüsü furuattır. Kur'an'da namaz, oruç, teferruat, başörtüsü furuattır. Asıl olan hak, adalet, ahlak, iyilik yapmak, destekleşmek, yardımlaşmaktır. Kur'an'ın derdi kutuplar değil, kuytulardır. Yoksulluk, sömürü, ırkçılık, savaşlar var. Namazın, orucun vaktini bırak, kendisi bile teferruattır. İhsan eli açık. Şehit olmak için illa Müslüman olması gerekmez. Evrensel değerler, hak, emek, adalet, eşitlik, barış, zalime isyan için ölen herkes şehittir. Hakka, emeğe, adalete, eşitliğe, sevgiye, merhamete, barışa, kardeşliğe, zulme ve sömürüye isyana şahitlik yapana, canını verene şehit denir. Yaşar nuru ve müjdat gezenden küfür performansı. A nokta koyacağım, çok yorgunum benim için de koy. Diyelim ki içki içiyor, sana ne nokta yani. Bunu bir hanedan mensubu kadın için söylüyorlar. Müjdat Gezen de tefsirini yapıyor hocam. Diyor pezevenk Azerice yol gösteren demek. Kıvırıyor. Mustafa İslamoğlu. Evrim sünnetullah'tır. Evrime inanmayan bir kimse Kur'an'ın bir kısmını inkar etmiş sayılır. Beğendiniz mi? İnsan maymundan türemiş. Her şeyin tekamülü var. İnsan da ufaktan büyür, ağaç da ufaktan büyür. Bu evrim değildir. Adam aldatıyor. Mustafa İslamoğlu. Ben insanın maymundan geldiğini değil, İnsanın ayrı bir kökte, daha önce bir kökte maymunla birleştiklerini düşünüyorum. Zonguldak Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Akdemir, Atatürk'e çiçek veren kızın heykelini yaptırdı.